Merhaba. Ben Gül. Tuzlu kurabiye yapıyorum. Tuzlu simit de diyebiliriz. Bu tarifimiz buzdolabında uzun süre dayanabiliyor. Kolay kolay bayatlamıyor. Malzeme listemizden başlayalım. Yarım paket oda ısısında margarini kasemizi aldık. Bir çorba kaşığı sıvı yağ üzerine ekliyoruz. Bir çorba kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz. 1 çorba kaşığı sirke ben elma sirkesi kullandım üzüm sirkesi de olabilir fark etmez bir yumurtamızın beyazını malzememize ekleyeceğiz sarısını da üzerine sürmek için ayırıyoruz kabartma tozunu yarım paket kullanıyoruz bir paket fazla gelir muhakkak yarım paket kullanalım malzemelerimizi ekledik. Şimdi yoğurma kısmına başlayabiliriz. Margarini elimizle hafif yumuşattıktan sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Yaklaşık 2 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Markasına göre değişebilir. 1,5 su bardağı ile 2,5 su bardağı arasında un kullanılabilir. Hamurumuzu yoğurduktan sonra küçük parçalar koparıyoruz ve elimizle böyle yuvarlıyoruz şekil vereceğiz, istediğimiz şekli verebiliriz. Ben bu şekli tercih ettim. Bütün hamurlara şekil veriyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. Fırınımızı 190 dereceye ayarlayarak ısıtıyoruz. Bu malzemelerden yaklaşık bir tepsi kadar kurabiye çıktı. Bu malzemeleri katlayarak daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz. Hamurlarımız bittikten sonra üzeri için ayırmış olduğumuz yumurtamızı fırça yardımı ile bütün kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz. Kurabiyelerimizin üzerine susam, çörek otu serpebilirsiniz veya ikisini aynı anda da kullanabilirsiniz. İşlemimiz tamamlandı. Kurabiyelerimizi fırına gönderiyoruz ve üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Çok fazla pişirmeyelim. Hafif pembeleşmesi yeterlidir. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.